Güzel prenses iğnenin sivri ucu parmağına battığı anda aniden yere düşer ve asla uyanamayacağı derin bir uykuya dalar. Ta ki 100 yıl sonra bir prensin masum öpücüğü onu uyandırana kadar. Bu masalı bilmeyeniniz yoktur. Yüzyıllardır tüm dünya çocuklarına anlatılan bu masala, kimileri prensesin kötü üvey annesini de dahil eder, kimileri ise prenses uyurken onu terk eden prensi. Sonuçta hep aynı temel üzerinde dünyaca benimsenmiş, kült haline gelmiş bir masaldır Uyuyan Güzel. Ama bazen gerçekler iyi kurgulanmış bir masaldan daha tuhaf olabiliyor. Şimdi 19. yüzyılın sonlarında İsveç'in doğusunda bir ada köyü olan Oknö'ye gidelim ve garip bir şekilde 32 yıl boyunca kesintisiz bir uykuya dalan Carolina Olson'un hikayesine kulak verelim. Bu gizemi çözülememiş hikayeye başlamadan önce Spektra kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Olsonlar Oknö'de yaşayan sıradan bir çekirdek aileydi. Geçimini zar zor sağlayan 7 kişilik kalabalık bir aile. Baba Olson balıkçılıkla uğraşıyor, anne Olson ise evde 5 çocuğunu büyütmeye çalışıyordu. Carolina bu 5 kardeş arasındaki tek kızdı. Olson ailesi dindar olmalarına karşın büyüye ve cadılara da inanıyorlardı. O dönemde bu tarz inanışlar yaygındı ve yadırganmazdı. 1876 yılının soğuk bir Şubat gününde 14 yaşındaki Carolina eve başı yaralı ve vücudunda morluklarla döndü. Sendeleyerek yürüyor ve soğuktan elleri titriyordu. Buzda yürürken kayıp düştüğünü ve kafasını çarptığını söyledi. Annesi telaşla başındaki yaraya pansuman yaptı. Fakat korkulacak bir şey yoktu. Carolina oldukça iyi görünüyordu. O gün yatıp dinlendi ve ertesi gün normal hayatına geri döndü. Herhangi bir ağrısı veya sıkıntısı yok gibiydi. Çabucak iyileşmişti. Birkaç gün sonra aniden Carolina'nın başı ve dişi neredeyse dayanılamayacak kadar ağrımaya başladı. Anne Olson bunun cadıların işi olduğunu düşündü ve ona gidip biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi. Carolina da annesini dinleyerek gidip yatağına girdi ve 32 yıl boyunca uyanamayacağı derin bir uykuya daldı. Carolina'nın uyanması için türlü yollar deneseler de nafile. Hiçbir tepki vermiyordu. Baba Olson maddi yetersizliklerden dolayı eve doktor getiremiyor, sadece komşularının ve köyün ebesinin verdiği tavsiyelere uyuyordu. Günler geceleri kovalıyor, aylar geçiyor fakat ne yaparlarsa yapsınlar Carolina bir türlü uyanmıyordu. Bu sırada onu annesi temizliyor ve her gün şekerli su ve sütle besliyordu. Seneler bu şekilde geçti. Köy sakinleri aralarında para toplayıp yerel bir doktorun Carolina'yı kontrole gelmesini sağladılar. Doktor Carolina'nın el ve ayak tırnaklarının veya saçının hiç uzamadığını fark etti. Bir sene boyunca sürekli Carolina'yı ziyarete geldi fakat herhangi bir teşhis koyamadı. Carolina komada gibiydi ama aynı zamanda komada değil gibiydi. Doktor o zamanlar ünlü olan bir tıp dergisinin editörüne yazarak Carolina'nın durumundan bahsetti ve diğer tecrübeli doktorların yardımını istedi. Carolina uyumaya başladıktan 16 sene sonra 1892 Temmuz'unda elektrik şoku tedavisi almak üzere yakınlardaki bir hastaneye yatırıldı. Tüm doktorlar Carolina'nın elektriğe tepki vererek uyanmasını bekliyorlardı. Fakat Carolina yine uyanmadı. Acıya tepki vermesini ümit ederek tırnak altlarına iğne batırmayı dahi denediler. Ama nafile. 2 Ağustos 1892'de yanlış bir teşhis koyularak taburcu edildi ve uyur vaziyette yeniden evine gönderildi. Eve döndükten sonra başka doktorlar da gelip gitti. Ama hiçbiri Carolina'nın bu durumuna açıklık getiremiyordu. Burada hikayemize kısa bir ara vererek Spektra kanalına abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Carolina'nın uyuduğu süre boyunca anne Olson onu şerbet ve sütle beslemeye, temizliğini sağlamaya devam etti. Carolina tek kelime etmiyor, yalnızca deliksiz bir şekilde uyuyordu. Annesi onun bazen sayıklamaya yakın sesler çıkardığını, yatağında doğrulup çocukluğunda öğrendiği duaları fısıldadığını ve ağladığını söylüyordu. Fakat bunlara annesinden başka kimse şahit olmadı. Çünkü Carolina ile yakından ilgilenen yalnızca annesiydi. Kardeşlerine göre Carolina tek odalı kulübesinde dünyanın tüm telaşlarından uzak rahat bir uyku çekiyordu. 1905 yılında anne Olson öldü. Carolina hala uyanmamıştı. Fakat uykusunda yastıkları sırılsıklam edecek kadar ağladı. Babası onunla ilgilenemeyecek kadar yaşlıydı.
Bu yüzden Carolina ile ilgilenmesi için bir hizmetçi tuttular. Artık onun tüm bakımından yeni hizmetçi sorumlu olacaktı. Hizmetçi, Carolina'yı saçları tertemiz, elleri ve ayakları bakımlı bir şekilde bulunca çok şaşırdı. Tüm bu uyku durumunun bir oyun olabileceğini düşündü. Ama hem hizmetçinin hem de aile üyelerinin yeniden Carolina'yı uyandırma çabaları hiçbir işe yaramadı. Carolina derin uyku durumuna devam etti. Carolina Olson, ilk uykuya dalmasından 32 yıl 42 gün sonra 3 Nisan 1908'de uyandı. Hizmetçi, Carolina'nın odasında garip sesler duyunca oraya koştu ve onu yerden ağlayarak kalkmaya çalışırken buldu. Ne kadar çabalasa da kalkamıyor, kaslarını doğru şekilde kullanamıyordu. Oldukça zayıf ve solgundu. Ayrıca ışığa karşı da duyarlıydı. Gözlerini zor açıyor ve konuşmakta zorluk çekiyordu. Kardeşlerinin hiçbirini tanıyamadı. Sanki daha dün uyumuş gibi son 32 seneyle ilgili hiçbir şey hatırlamıyor ama uyumadan önceki her şeyi ayrıntılı şekilde hatırlıyordu. Bundan sonra Carolina ilgi odağı oldu. Amerika ve Avrupa'dan onlarca gazeteci onunla röportaj yapabilmek için Oakland'a geldi. Doktorlar onu defalarca kontrol ediyor, üzerinde psikiyatrik testler yapıyorlardı. Uyandığında 46 yaşında olmasına rağmen en fazla 25'inde gibiydi. Ve bunu bazı testlerle doktorlar da doğruluyordu. Günler, haftalar geçtikçe gücünü ve konuşma yeteneğini yavaş yavaş yeniden kazandı. Yapılan testlere göre ortalamanın epey üstünde bir zekaya sahipti. 2 yıl sonra 1910'da zamanın İsveçli ünlü psikiyatristlerinden Harald Froderstrom gerçekte neler olduğunu anlamak için Carolina'yı defalarca kez ziyaret etti. Harald'a göre bu kadar uzun bir süre boyunca Carolina'nın günde sadece 2 bardak sütle açlıktan ölmemesi mümkün değildi. Bu yüzden onun 32 yıl boyunca deliksiz uyuduğu fikrini hemen reddetti. Bunun yerine Carolina'nın aşırı üzücü bir olay sonucu psikoz geçirmiş olabileceğini ve annesiyle birlikte onu bu dünyadan soyutlamak için 32 yıl süren büyük bir oyun oynadıklarını iddia etti. Benim fikrime göre Harald, Carolina'nın 32 yıl boyunca deliksiz uyuduğunu bilimsel bir tabana oturtamayınca en kolay yolu seçerek bunun bir düzmece olduğunu söylemişti. Tabi yalnızca anlatılanlar kadarını biliyor ve olanları mantık çerçevesine sığdırmaya çalışıyordu. Peki gerçekler nasıldı? 1876'da Carolina eve yaralı döndüğünde gerçekte ne olmuştu? Normalde uyanıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi annesiyle birlikte yemek mi yiyordu? Kalkıp rutin bakımını yaptıktan sonra yeniden mi uzanıyordu? Peki öyleyse annesi öldükten sonra bu oyunu 3 yıl daha nasıl sürdürebildi? Bunu nasıl ailenin hiçbir üyesi fark edememiş olabilirdi ki? Yoksa gerçekten doktorların da şaşırdıkları gibi 32 sene boyunca derin bir uykuya mı dalmıştı? Peki ama nasıl? Bu durumun günümüzde dahi hiçbir bilimsel açıklaması yapılamamaktadır. Carolina uyandıktan sonra hayata sıkı sıkıya sarıldı. Onu ikinci baharında tanıyan kişiler hayatından memnun görünen çalışkan biri olduğunu söylüyorlardı. Carolina Olson uyandıktan sonra 42 yıl daha yaşadı ve 88 yaşında beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Gerçekte ne olduğuysa hala gizemini koruyor. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Spektra kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.